Samsun Büyükşehir Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşlarında ayda 2 ton yemek artığının çöpe gittiğini tespit etti. Bu israfa engel olmak amacıyla harekete geçti. Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentteki kamu kurum ve kuruluşlarının yemek artıklarını değerlendirerek sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılmak üzere konserve mama üretimi yapacak tesis kurma çalışması yürütüyor. Türkiye'de hayvanlar için mama üreten tesisleri inceleyen Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü, artıkları kullanarak sokak hayvanları için yiyecek üretecek bir tesis kurmaya karar verdi. Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'nda 600 metrekare alanda inşaat çalışmalarına başlanan tesisin 6 ay sonra üretime geçmesi hedefleniyor. Mevcuttaki barınaktaki hayvanlarımızın beslenme şeklini şu anda Samsun ili sınırları içerisinde mevcutta bulunan kamu kurum ve kuruluşlarından Artan yemeklerinin tamamını buraya getiriyoruz. Burada hayvanların tüketebilecekleri gıdaları belirleyip onların önlerine veriyoruz. Tüketemediklerinin tamamını da belediyemizin atık depolama sahasında imhasını yapıyoruz. Çünkü bunlar birkaç gün kaldıktan sonra işlenmiş ürünler oldukları için bozulma ve kokuşmalar başlıyor. Her günde geldiği için biz bunu günlük tazil olarak hayvanlara tüketiyoruz. Ancak bu geçen süre içerisinde yaptığımız bu çalışmaların akabinde artan bu gıdaların bir şekilde tekrar geri dönüşümü önümüzden hani birçok hayvanların mama bulamadığı bir ortamda bir kayıp olarak değerlendirdik. Birlikte bunları nasıl tekrar gıda olarak kullanabiliriz çalışmasına girdik. Bu çalışma esnasında birkaç tane mama üretim fabrikaları yaptığımız görüşme sonrasında bu ürünlerin tekrar ikinci kez işlenip mama şeklinde dönüştürülmesinde neler yapılabileceği konusunda fikir edindik ve bunu projelendirdik. Bu proje sonrasında idaremize sunum yaptıktan sonra onların takdirini alarak bu çalışmanın içerisine girdik.